Herkese merhaba. Yine Burak Tuna kardeşimin yaptığı, kendi zevki için yaptığı, kendi oynaması için yaptığı ve daha sonra insanlar da faydalansın diye paylaştığı bir mod var. Dove XF105 Euro 6'nın Türk işi modifiye modu. Bunun fixini yaptım. Orijinal mod altta olacak. Burak'ın orijinal linkinden indirebilirsiniz. Fixi de üste koyuyorsunuz her zamanki gibi. Oyuna bir giriş yapalım. Bayağı bir modifiye seçeneği var. Gayet güzel olmuş. Hiç modifiye yapmasanız bile Burak'ın dizayn ettiği şekilde bile çok güzel. Şöyle DAF galerisine girelim hemen. Bakın yani bu haliyle bile gayet güzel zaten. Biz yine de her zamanki gibi modifiye seçeneklerini deneyelim. Şimdi 3 çeşit kabinimiz var. Hepsinde farklı farklı seçenekler geliyor. Ben şöyle yüksek kabinde yapacağım. Şasi seçeneklerimiz var. Hepsi çalışıyor. Yine bunlarda da farklı farklı seçenekler geliyor. Orta aks yapalım bu sefer. Hep 4x2 yapıyoruz. Değişiklik olsun. Motor seçeneklerimiz yine farklı farklı. Şu kendine has sesi olması lazım. Yanlış bilmiyorsam orijinal Euro 6'nın motoru 375 kW olması lazım. Bu 390 kW'lık farklı bir motor. Yine gırla şöyle neredeyse 2,5 sayfa kadar şanzıman seçeneği var. Interior iki seçeneğimiz var aslında. Birisi standart, birisi de şöyle özel. Şöyle de göstereyim şu açıdan. Standardımız bu. Özelimiz bu. İngiltere modelini de kaldırmadım. Yani bu da çalışıyor ama şurada göreceğiniz hani dışarıdan içeriye yansıyan bu ne denir ona daraltma mesela şeyde çalışmıyor İngiltere kabininde ama diğer şeyler çalıştığı için sağdan direksiyon kullanmak isteyenler de yine kullanabilir bir sıkıntı yok. Hangisini alalım? Tahta mı alalım? Tahta diyorum ha. Ahşap kaplama. Şöyle yapalım. Güzel. Renk seçenekleri bir sürü var. Hepsi çalışıyor. Zevkinize göre boyayabilirsiniz. Şöyle bir renk yapacağım bu sefer. Modifiye seçeneklerimiz. En üstte işte uyarı ışıklarımız. Şurada şöyle bir şey var. Burak Tuna'nın kendi yaptığı şu öndeki bar ve şu barı kaldıramıyoruz zaten. O yüzden ona uygun olan varsa böyle kullanabilirsiniz. Mesela bu çakışma yapmıyor ona. Ama hani şunu takarsanız mesela bu burada içinden geçiyor gibi bir durum var. Zevkinize kalmış. Oyunun orijinal şeyleri de sanıyorum var. Şöyle bakalım yine. Mesela bu buraya çakışmıyor ama hani buraya da isterseniz bir şeyler döşeyebilirsiniz. Burada ledler falan var, lollipoplar var. Gayet güzel durur. Bunlar tamamen sizin zevkinize kalmış. Bir şekilde uydurup kullanabilirsiniz yani. Şöyle yapayım ben. Şu yanlarda kornayı özellikle çok seviyorum ben. Ekstra bir havalı korna yok. Çiftli güzel duruyor orada. Çiftli koyalım. Şuraya da diğer taraf. Buraya ne atabiliriz? Bu
Uyarı ışığı mı atsak buraya? Şöyle buraya da uyarı ışığı atılabilir. Ya da hiçbir şey atma yani. Zevkinize kalmış. Nasıl istiyorsanız öyle döşeyin. Şurada lollipoplar nasıl durur? Bakalım hemen. Yani olabilir. Şunları ben kaldıracağım ama ya. Uyarı ışığı bende. Şimdi bayağı bir FPS düşürüyor, o yüzden böyle kalsın. Şurada bayrak DLC'niz varsa onları kullanabilirsiniz. Ayna seçeneklerimiz yine 3 tane. Şöyle plastik, boya ve kromajlı olarak. Aslında yanda kromaj var. Şöyle kromajlı yapabiliriz bunu da. Hatta şunu da boya, bunu da kromaj yapalım. Sonra güneşliğe gelince burada da eklenen güneşlikler var. Şöyle farklı farklı. Ben bir tane beğenmiştim. Ha bu. Ben böyle sade, yani yine LED olacak. Normal far yerine LED olan, yani sade böyle şeyleri seviyorum. Çok da güzel yakışıyor bu. Benim çok hoşuma gitti. Yine diğerleri de var. Herkesin kendi zevki. Şuraya isterseniz şöyle ön aynada koyabilirsiniz. Onu da kullanmayacağım. Şurada yine kör alan aynası için şöyle boyalı var. Standart plastik var. Bir de şurada boya artı dedi. Hem ayna boyalı geliyor hem de cama. XF Euro 6 ne denir ona? Logo mu diyelim, sticker mı diyelim, öyle bir şey geliyor. Bu şekilde kalsın. Şuraya bakalım. Basamaklar standart. Bunlarda bir değişiklik yok. Aşağı doğru inersek şurada demir var zaten ama yani şunlar mesela şekil farklı görüyorsunuz ama bu şekilde farklı geliyor aslında. Onları deneyip kendiniz farklı bir şey yapabilirsiniz. Ama ben pek demir kullanmayı sevmiyorum. Tırın önünü tamamen görmeyi daha çok seviyorum ben. Şurada bir şey var. Bakın bu döndüğünüz zaman arkada kalıyor. Bu ama ön tarafı değiştiriyor aslında bu ızgara kısmını. Şöyle göstereyim hepsine. Hatta şöyle tutalım. Evet, değiştirmek istiyorum. Bakın burası plastik. Gloss dediği biraz hani böyle parlak metalimsi. Bu logosuz. Yani tek tek deneyip zevkinize uygun olanı bulabilirsiniz. Mesela bak bu. Şurayı da değiştirdi bak. Şu şekil değişik bir şey yapabilirsiniz mesela. Şurada sticker atabiliyorsunuz işte tehlikeli madde falan. Altta L var, G var. Şöyle LED koyabiliyorsunuz. Tır yazısı var. Bir sürü seçeneğiniz var. Bunları koyabilirsiniz. Şu muydu? Ben bunu yine şöyle plastik, hangisiydi? Plastik yapacağım. Tamamen plastik olan yok mu? Ha, şöyle. Bu da değil. Şu yanları plastik olan hangisi? Heh, bu. Tamam böyle yapalım. Burada LED seçenekleriniz falan var. Hani sadece LED de değil. Bu yine stickerları, LED'leri istediğinizi kullanabiliyorsunuz. Ama burada fosforlarla çok güzel bir U da yapılmış. Size kalmış. İstediğiniz gibi döşeyin.
Koruma devleri dedik, bunu geçtik. Şu farlar için şöyle kenarlar kromajlı veya böyle boya yapabiliyorsunuz. Burada da yine böyle bayağı bir slot geliyor. Bu Plus'la boyanın farkını ben açıkçası tam anlayamadım ama şu Plus'ta şu farlarda biraz bir değişiklik oluyor. Fark ediliyor mu bilmiyorum şu kısımda. Onun dışında ben fark edemedim aslında. Var mı bir değişiklik? Ama biz böyle kullanıyoruz. Standart Plus olsun. Şimdi şurada yanda iki tane şey görüyorsunuz. Bu muydu? Yok, bu değil. Bu yan tarafa mesela şöyle atıyorum. Burada şey var. Sinyal seçenekleri var mesela. Bakın. Left blinker dediği sol sinyal. Buraya böyle bir şey atabilirsiniz mesela. Şuna da şurada çamurluk var. Gördüğünüz gibi şuraya paspas mı denir, çamurluk mu? Paspas atabiliyorsunuz. Buraya da right blinker koyalım. Şuraya yine paspası seçelim. Mesela şuraya ne atılabilir? Ya her şeyi atabilirsiniz buraya. Lollipoplar tabii yandırdığı için güzel olmuyor. Normal lamba da döşenebilir buraya. Buraya da sinyal koyalım. Değişiklik olsun şöyle. Bu kadar çok seçenek var ki. Çok güzel olmuş. Video da uzuyor ama. Bu neresi? Ha, bunu koyduk zaten. Bu paspas. Tamam. Bu neydi? Ha, bu da alt taraf ama buna koymayın. Zaten bu şey olduğu için birbiriyle çakışıyor. Yani bunu kullanmayın. Sonra DLC ile gelen şey mi yoksa farklı bir durum var mı bilmiyorum ama çakışıyor yani bir şekilde. Kullanmayın daha iyi. Lastikleri ben kendi zevkime göre şöyle yapayım. Raven gider mi? Gider. Mesela DLC'niz varsa şu Duff'ın şeylerini de şöyle kullanabilirsiniz. Arkasına renkli yaparsınız mesela. Nerede renklisi? Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. Hani güzel bir görüntü oluyor. Tamamen size kalmış. Tabii krom janta yaparsanız daha güzel olur. Mesela böyle benim hoşuma gitti şimdi bak. Önceden hoşuma gitmemiş, şimdi hoşuma gitti. Arka lastikleri de hemen yapayım ben. Aynı şekilde. Amerikan Dream mi seçmiştik? Hatta şundan koyalım. Arkada da çünkü bundan koyarsanız onun da içi görünüyor. Aynı olsun. Şöyle. Arka lastiğe de Dark Silver yapalım. Buradan da mesela Standard Paint dedim. Yine şöyle. Rengin tonu aynı olsun diye uğraşmam. Farklı koymuş olabilirim de önemli değil. Buradan da eğer DLC'niz varsa Duff Tunic Pack. Şunu mesela koyduğunuz, bunda öyle değil, bu tamamen kapalı ama şunu koyduğunuz zaman bu arkaya attığınız renk görünüyor. Gayet güzel bir görüntü oluyor şöyle. Şöyle göstereyim. Yani, parlak bir renk atarsanız içeriye sarıdır, böyle yeşildir falan. Çok güzel görünüyor. Şurada bir seçeneğimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi türlü türlü çeşit çeşit bir sürü seçeneğimiz var. Şöyle, şöyle. Bayağı
seçenek var. Hangisi hoşunuza gidiyorsa onu kullanabilirsiniz. Ben tam boyalı yapacağım. Hatta şöyle. Şöyle yapalım. Şuradan gördüğünüz gibi bu orta kısım şasiyi seçiyorsunuz aslında. Standart var. Kırmızı var. Boya var. Boya dediğiniz aracınızla aynı renk oluyor. Kırmızıyla standart zaten siyah. Şurada şu yan taraftaki hood diye geçiyor işte. Yani rüzgarlık mı dersiniz, başka bir isim mi kullanmışsınız bilmiyorum. Onu değiştiriyorsunuz. Şuradan şunun boyalı ya da siyah yapabiliyorsunuz bunu. Bacayı. Havalandırma bacası. Baca dediğim. Mesela şurada hangisindeydi? Bir dakika. Şunu seçerseniz. Demin ben şunu seçtim. Mesela tampon bu şekilde kalıyor bunda. Şu custom olanları seçerseniz. Şunları zaten seçmeyin. Bunlar DLC ile geldiği için tam oturmuyor. Şu custom'ı seçelim mesela. Custom'da tam custom yani gırla seçenek var burada. Şuraya mesela örnek veriyorum. Yine sinyal at. Burada değişik değişik sinyal seçenekleri de var bakın. Arka şeye koyabildiğimiz sinyal seçeneklerinden falan var. Mesela buraya da atalım. Sağ sinyal atalım şunlara. Alta da lollipop döşeyelim. Sağ taraf lollipoplarından. Ya ben böyle modifiyesi çok olan şeylerle uğraşmayı seviyorum. Bir de ışıl ışıl böyle lambalı falan oldu mu tadından yenmiyor. Eğer bundan hoşlanmayan varsa videoyu ileriye sardırabilir. Ama ben bunları yapacağım. Bakın burada mesela şunu bile kendiniz koyuyorsunuz. Bakın buraya isterseniz geri vites lambası koyun. İsterseniz yani bu çamurluk da çıkıyor. Bunu dikkate almayın. İsterseniz şöyle sinyal koyun. İsterseniz şuradan mesela fren lambası. Veya şu şekilde combo olanları var. Sağ sinyal koyalım. Böyle kırmızının içinde sarı sinyal. Buraya da bir sol sinyal atalım. Şuraya normal sinyal atalım mesela sol taraf. Şuraya da sağ. Buraya park lambasını koyalım. Ne var? Fren lambasını koyabiliriz mesela şimdi. Fren dikkat çekici olsun diye böyle iki tane atıyorum. Buraya da geri vites lambası mesela. Şöyle atabilirsiniz. Kırmızının içinde beyaz ya da yine burada farklı bir şey. Düz beyaz. Hangisi hoşunuza giderse. Yani bunu bile kendiniz dizayn ediyorsunuz. Buraya da ne atabiliriz? Yani tamponun arkası normalde plaka falan tarzı bir şey olabilir ama buraya ne atılabilir ki? Tek bir tane var. Tek bir tane için ne olabilir? Strobe olur mu? Olmaz. Güzel durmuyor. O zaman oraya da bir tane mesela şey olabilir. Yani hiçbir şey de koymayabilirsiniz de. Şöyle yine oraya da bir fren diyeceğim. Aha pardon ya bu. Kusura bakmayın şimdi aklıma geldi. Bu zaten paspasın yeri. Tamam. Bu ortadan paspası koyuyorsunuz. Yani hepsi aynı yerde çıktığı için karıştırdım. Buraya da paspas koyuyorsunuz. Böyle. Hemen bu tarafı da ayarlayacağım. Hiçbir yeri boş bırakmayacağım. Hepsini doldurmalıyım. Buraya da sol taraf lollipop. Hop. Buraya ne atmıştık? Tamam düz sarı atmışız. Buraya da atalım. Aynı olsun. Yani güzel duruyor mu durmuyor mu bilmiyorum ama attık bir kere. Şuradan şöyle bir plate koyuyorsunuz mesela. Buraya da
İsterseniz led dizin. İsterseniz led dizmeyin. Bunları koyabiliyorsunuz yine. Hani doğru ses isken uzaktan da görünsün diye. Ama şimdi dizmeyeceğim. Sadece şöyle park lambasını koyalım. Hani bu park lambaları çünkü farı ya da işte farı bir kademe açtığınızda da yanan lambalar var ya, park lambası o. Şöyle iki uca üçer tane. Tamamıyla uğraşmayalım şimdi. Evet, bence gayet güzel oldu yani. Çok da haşin bakıyor yani. İçeriye geçelim. İçeride ne var? Yine şuraya tabii ki kendi sarımı atıyorum. Cama bu aksesuarları ekleyebilirsiniz. Şurada navigasyon var. İsterseniz buraya da ekleyebilirsiniz navigasyon. Şunlar zaten plaka falan. DLC'niz varsa bunlar da çıkıyor. Raven ve Duff'ın. Buraya da aynı yine şeydeki gibi DLC'niz varsa bunları kullanabiliyorsunuz. Yoksa şunu atıp sadece şöyle atabilirsiniz. Buraya da bir tane DAF kamyon atalım değil mi? Şöyle. Şuraya mesela pusula koyalım. Yani koltuğa da yine laptop falan koyabiliyorsunuz ama ben onların görüntüsünü bozmak istemiyorum. Başka bir şey kaldı mı? Unuttum, bir şey yoktur herhalde diye düşünüyorum. Şöyle bir onaylayalım, çıkalım bakalım yollara. Bu masanın gıcırdamasını da tamir etmeyeceğim. Kanalın sembolü olsun. Ya şaka bir yana, bu sehpa ve masa olan hani birbirine çevrilebilen masalardan bu. Altta baya bir yay falan var. Neresinden, hangisinden gıcırdıyor falan fırsatım olup bakamadım ona daha. Şöyle dışarıdan bakalım sesine. Dur gitme. Stop edelim önce. Egzoz sesini duyuyor musunuz? Doğuştayken herhalde. Evet. Şunu da kaldıralım. O da çalışıyor. Bir dorse takalım arkaya.
ışıklarıyla birlikte normalde şu an 25 FPS alıyorum. İnterior ışığını açınca 23'ümüş. Yani 2 FPS kötü bende. Yüksek FPS alanlarda belki en fazla 10 FPS falan düşünüyorum. Fazla bir şey. Şekilli durdum ya. Bunu da herkes yapamaz. Dağıldım demiyorum da. Bildiğiniz uçurdum aracı yani şekil yapmışım gibi. Üste çıkıyorum. Ya çok güzel araç. Şöyle yapalım. Farlarını falan da yine bir yakalım da. Nerede neyi var bakalım. Yanmayan bir ışığı bir şey var mı? Şöyle yapalım. Bu arada sinyalleri alta ters koymuşum. Sağ sinyalde sola, sol sinyalde sağa. Görüyor musunuz bilmiyorum. Plakanın yanına koyduklarımı ters koymuşum. Şu yana koyduklarımıza da bakalım. Işıl ışıl her yerde sinyal yanıyor. Hatta şöyle dört ileri yakayım. Lollipoplar da çok güzel. Önden sarı, arkadan kırmızı yanıyorlar. Fosforlarımız falan zaten güzel. Şöyle farları açalım. Uzunları da yakalım. Evet, budur. Kendi kornası da var. Bu bizim yukarıya koyduğumuz havalı korna. Kendi orijinal kornası daha havalı. O zaman hepinize iyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.